Let's go. Sıla. Herkese merhaba. Bugün İsveç'in Stockholm kentinde bulunan Emre mağazasını geziyor olacağız. Hello. Evet, bizi meyve sebze reyonu karşılıyor. Şimdi beraber mağazalarımızı bir gezelim. Meyve sebze reyonu gayet temiz, ürünler canlı, taze gözüküyor. Gördüğünüz fiyatlar İsveç kronu. İsveç kronu ile Türk lirası arasında karşılaştırma yaparsak gördüğünüz fiyatları benim gezdiğim tarihte 2.1 ile çarparsanız Türk lira karşısındaki değerini bulmuş olabilirsiniz. Tabii fiyatlar Türkiye ile karşılaştırdığım zaman yüksek, tabi ona göre gelir seviyeleri yüksek. Bununla ilgili ilerleyen videolarda size bilgi veriyor olacağım. Şu an ekranda gördüğünüz kese kağıdı kullanımı var. Normal bir poşet kullanamıyorsunuz. Ama şu an ekranda görmüş olduğunuz bazı ürünler işte poşetler içerisinde dolapta sergilenen ürünleri onları poşetle izin veriyorlar. Ama diğerlerini hem kasa çıkışlarında hem diğer alanlarda poşet kullanımı sıfır. Poşet kullanımı yok. Doğaya oldukça saygılılar. Bu görmüş olduğumuz kilo ile tartılan ürünlerin hepsini görmüş olduğunuz kahverengi kese kağıtları içerisine koyuyor oluyorsunuz. Bizim Türkiye'de olduğu gibi hani meyve sebze reyonlarında ve diğer reyonlarda çapraz uygulama olan ürünler yok. Görmedim. Şu an unlu mamiler reyonu. Bu ürünler sıcak, taze çıkıyor. Donuk ürünler. Bittikçe dolduruyorlar. Gayet lezzetli ve taze ürünler. Evet, beraber gezelim şimdi mağazamızı. Neler var? Burada paketli ürünler var. Paketli ekmekler. Şu an unlu mamiler kısmındayız. Evet, yine burada unlu mamilerin ekmek bölümünde. Evet, geldik. Tüm küçük büyük mağazalarda gördüğümüz ve benim en çok sevdiğim reyonlardan bir tanesi. Salata reyonu. Gördüğünüz gibi bu ürünleri kilo ile alıyorsunuz. Yine burada poşet kullanımı yok. Kase içerisindeki, karton kase içerisinde ürünlerinizi koyuyorsunuz. Bunları tüketiyoruz. Bunlar alıcılar kimler? Yine bakın bu bölgede de paketli hazır yiyecekler var. Bunları görebiliyorsunuz. Çünkü iş yerleri bizim Türkiye'de olduğu gibi yemek vermiyorlar. Dolayısıyla çalışanlar ya evden yemek getirmek zorundalar ya da bu tip marketlerden alarak şirketin belirlemiş olduğu alanlarda, yemekhanelerde ya da dışarılarda yemek yiyerek öğlen ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Şimdi tekrardan bir müşteri ürün aldığını görüyoruz. Ürünlerini seçiyor, tabağı dolduruyor, kiloyla kasada ödemesini yapıyor. İsveç'te fiyatlar oldukça pahalı. Özellikle restoran fiyatları ve gıda ürünleri oldukça pahalı. Çekerken de dikkat ediyorum, rahatsız etmeyeyim diye. Ama alan müşteri bana aldığı ürünleri gösteriyor. Burada da soslar, işte zeytinyağı, diğer mayonez ve benzeri ürünleri de ilave edebiliyorsunuz. İsveç'le ilgili biraz da bilgi vereyim. Biraz önce canlı bir örneğini gördük. Soğuk insanlar derlerdi ama ben gezdiğim sürece öyle bir şeyle karşılaşmadım. Biraz önce gördüğünüz gibi benim video çektim gördü, hemen direkt olarak tabağını gösterdi. Bu arada biz de kendimiz de bir şeyler almaya çalışıyoruz, bakıyoruz. Bu ekmek aldık, oldukça da lezzetliydi. Şimdi çalışanlarla birazcık konuşmayı deneyeceğim. Eğer konuşurlarsa İngilizce olacak. Daha sonra onların birazcık size bir özetini geçiyor olacağım. Umarım konuşurlar. Hi man, how are you? It's good, yeah. I am interested in your shopping, very nice. Thank you. Amazing. Thank you. Yeah, looking is very nice. Oh, thank you. Where are you from? Turkey. Turkey. Yeah. You don't have this? No. Not like this. Yeah, not like this. But very, very similar. But yeah.
Actually, I was a store manager couple of years ago. That's why I am interested in when I visited some country. Yeah. Everyone going to museum, I am going to supermarket and hypermarket like this. You know Tesco? Yeah. I worked there. I was a store manager. Okay. Yeah, but in Turkey. Yeah. I have been to Tesco, but I think in Great Britain. All right. Can I take video? Yeah. Yeah, of course. Okay. It's fine. Okay. How many stores in Sivil? How many stores? Yeah. Oh, I would think over 1,000. Over 1,000? Yeah. This very nice stores. If you have an IGA a bit way down. Yeah. You will love that one. IGA. Yeah. Yeah. Just this street. Okay. And then on the short side of the building. All right. Thank you. Look at that one. They are okay. Good on the. How long have you been working here? Here. Yeah. 4 years. 4 years. Yeah. But I've been working in this company for 10. 10. Yeah. It's good. Thank you. From Sweden? Sorry? Where from? I'm from Sweden. Sweden, yeah. Stockholm. Biraz önce hanımefendiyle ne konuştuğumu size anlatacağım ama öncesinde şarkı terörünüzü durumunu tamamlayıp daha sonra akabinde hemen size ne konuştuğumuzu aktaracağım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi paketli ürünler etlerin de olduğunu görüyoruz. Etler mağazalara göre değişkenlik gösterse de Türkiye'ye göre uygun olduğunu görüyorum. Yine peynir fiyatları bazı ürünler Türkiye'ye göre uygun ama ekranda görmüş olduğunuz özellikle ürünlü peynirin fiyatının oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz fiyatları 2.1 ile çarptığınız zaman TL fiyatını görmüş oluyorsunuz. Çok çeşitli peynirler var. Özellikle akşam saatlerinde iş çıkışlarında beyaz şarapı çok tüketiyorlar. Yanlarında peynir tüketiyorlar. Bu tip paketli ürünleri tüm mağazalarda görebiliyorsunuz. Evet, biraz önce hanımefendiyle ne konuştu onu anlatacağım. Hanımefendi 4 yıldır bu mağazada çalışıyormuş. 10 yıldır bu şirketteymiş. Bu mağazalardan yaklaşık 1000'in üzerinde olduğundan bahsetti. Kendisi İsveç'te, Stockholm'da. IGA diye bir mağazadan bahsetti. Onun mağazanın yerini tarif etti. Kendisi hoş sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Aslında İsveçlilerin iletişiminde soğuk olduklarını iletseler de ben gezdiğim sürece öyle bir şeyle karşılaşmadım. Gayet herkes cana yakın, keyifli bir şekilde yardımcı oldular ve sohbet edik. Siz de gayet net bir şekilde gördünüz. Şimdi şu an ekranda görmüş olduğunuz reyon, bütün mağazaları görebileceğiniz bir reyon. Nedir bu? Hani bizim bu kurban bayramlarında, şeker bayramlarında kiloyla şeker satarız, çikolata satarız ya. İşte buna benzer ürünleri devamlı 1 yıl boyunca, 12 ay boyunca mağazanın belli bölümlerinde, reyonlarında bu ürünleri sergiliyorlar. Tüketmeyi çok seviyorlar. Ben de aldım ve hakikaten çikolataları çok güzel. İsveç çikolataları güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunların bazı İsveç markalarında Türkiye'deki IKEA mağazalarında görebilirsiniz. Mağazada bazı bölümlerde gepler görebilirsiniz. Bu da şu an benim gezdiğim gün pazar günü. Dolayısıyla sevkiyat olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen pazar akşamı ya da ertesi gün gelecektir. Evet, yine ona benzer bir ürün tekrar karşımıza çıktı. Yine burada şeker ve benzer ürünleri kiloyla alıyorsunuz. İşte poşet kullanmıyorsunuz. Kağıtta doldurup kiloyla tartıp ürünleri alıyorsunuz. Burası Namut bölümü. Aslında mağazaya şöyle diyebilirim. Hani bizim genelde mağazalarımız nasıl alır? Karedir ya da dikdörtgendir. Aslında ne kare ne dikdörtgen. Hani altıgen gibi bir mağaza. Bir apartmanın alt katını çok böyle uygun şekilde kullanmışlar. Hani iki ay mağazaları gözünüzü canlandırın. İşte sağa giriyorsunuz, sola giriyorsunuz ama efektif olarak kullanılıyor. Orta alanlarda sepet vesaire yok. Böyle çapraz ürün, oraya ürün koyayım yok. Gayet rahat bir şekilde ürünleri görüyorsunuz. Bu da otomatik siparişine gelen ürünlerin doldurdukları yerler. Eğer ürün bittiyse, stok out olduysa yerleri boş kalıyor. Gelen ürünleri rahat bir şekilde yerleştiriyorlar. Bütün ürünlerde fiyat etiketi gördüm. Herhangi bir etiketsiz ürün görmedim.
Bütün soğuk dolaplar ve soğutucu dolapları kapakları kapalı olduğunu gördük. Cipsleri de çok güzel. Yani cipslerin tadı özellikle şimdi çok beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi içecek reyonu doğru gidiyoruz. İçecek reyonuna gelmişken alkol reyonu da göreceksin ama burada yüksek alkollü ürünlerin İsveç'te satılması yasak arkadaşlar. Mağazalarda sadece %3'lük alkole izin veriyorlar. Bu alkolleri nereden alıyorlar? Alkolleri satın alacakları yerler ayrı bir mağazalar var. Ve bu mağazalar pazar günleri de kapalı. Ve hafta içi de sabah saat yanlış hatırlamıyorsam 7'de açılıp akşam da 7'de kapanıyor. Bu mağazalarda vodkadır, hani yüksek alkollü ürünleri almanız mümkün değil. Evet, şu an turumuzu devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bütün ihtiyacınız olan ürünleri mağazalardan karşılayabiliyorsunuz. Bu formatta küçük olanları var, büyük olanları var. Hanımefendi bahsettiği bu mağazanın 1000 üzerine mağaza olduğunu aktardım. Evet, tavsiye edeceğim bir üründen size bahsetmek istiyorum. Bu reçel. Ben aldım. Gayet de keyifli bir ürün. İsveç'e gelirseniz ya da yolunuz düşerse bu reçelden de almanızı tavsiye ederim. Evet, burası normal kutulu meyve suların olduğu, fresh ürünlerin olduğu yer. Mağazalarda böyle elektronik ürün yok. Genelde non-food acil olan ihtiyaçlar. Evet, biraz önce bahsettiğim ürüne doğru gidiyoruz. Biz de bu arada alıp almama yönünde kararlaştırma yapıyoruz, bakıyoruz. Fiyatı 47.95, 2.10'la çarptığınız zaman yaklaşık 100 TL gibi bir fiyat karşımıza çıkıyor. Biz aldık, gayet de memnunuz. Oğlum özellikle çok sevdi. Evet, oğlum demişken size oğlumla tanıştırayım. Bu kadar rahat video çekmemin sebebim bir tanesi de kendisi, havasından mıdır bilmiyorum, gezi boyunca uyuması. O da bize rahat bir şekilde dolaşmamıza neden oldu. Evet, turumuza devam edelim. Mağaza genel olarak düzenli. Ferah. Raflar arasında boşluk yok. Ürünlerin üzerine etiketler var. Adreslemeler doğru. Çok fazla promosyon vesaire sizin gözünüzü yormuyor. Fazla personel de göremedim ama bütün personeller olanlar da size yardımcı oluyorlar. Her alanı verimli bir şekilde, IKEA mağazalarının olduğu gibi mantıklı ve verimli bir şekilde kullandıklarını görüyoruz. Tabii video çekerken insanları da rahatsız etmek istemiyorum. This is same part area, but this is in the express one. Just what you need, emergency. Like a truck. Seven Eleven, but not Seven Eleven. Evet, burası da mağazanın girişinde. Mağazaya dolaşmak istemiyorsan, hızlıca alıp çıkmak istediğiniz alan. Genelde hızlı tüketim ürünleri, işte attak gibi ürünler var. Alıp çıkıyorsunuz. Fiyatları da gayet makul. Ben mağazaya dolaşırken oldukça keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Videoyu beğenirseniz ve herhangi bir sorunuz olursa yorumları yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Teşekkürler.